Burası RSFM. Michael Kuyucu'yla birlikte müziğin kilometre taşlarında Ahçını Mehmet'le birlikteyiz. 90'ların önemli şarkıları bunlar ve Dayanamam senin ikinci bomban oldu. Evet, ne diyorsun? İkinci albümün çıkış Ahmet 2'nin ilgisinde evet. Albümün çıkış şarkısıydı. O deli dolu genç bu kez romantik bir şarkıyla aldık, evet. Çıkış yaptı. Biraz anlatır mısın bize? Tabii ki bu mesela bu Almanya'da mı yapılan bir şarkı? Evet yani. Bu yaşadığım süreçte birinci albümden sonraki süreçte sürekli olarak yazdığım kendi home stüdyomda hazırladığım şarkılardan biriydi. İkinci albüm sürecine geldiğimizde sevgili Özkan Uğur ve yapım şirketim ile konuştuğumuzda Berlin'de bu albümü yapmaya karar vermiştim. Berlin'e gittim. Orada stüdyoya girdim. Sevgili Ünal Yüksel'le çalıştım. Kartel projesinin de kurucusudur, evet. Düşünce, fikir insanı ve aranjörüdür. Ünal da o stüdyoda ikinci albümün sound tasarımını yapmasını rica etmiştim. Yapmıştı. Seviyorum. İkinci albümün ekip performansımı beğeniyorum, evet. İyi. Peki şöyle bir şarkıların hikayesini soracak olursak Ahçanım Vahçanım artık hemen hemen herkesin bildiği bir melodi. Bu şarkı ne zaman oldu? Sen şimdi Almanya'da zıpır gençlik döneminde mi yaptın? Evet, evet. Bir evet. Helga'ya mı yaptın bu şarkıyı? Kime yaptın? Ya aslında evet, yani öyle merak edilir bu tür sorular ama ben az önce o anlattığım pozitif düşünce motivasyon hikayesi var ya, sanıyorum bu şarkıyı ve albümdeki aslında bakıldığında Ahçanım Vahçanım birinci albümün en kolay şarkılarındandır yani. Melodik olarak evet, akılda evet, kalması yani, değil mi? Oradaki müzikal olarak şeylere baktığınızda mesela orada çok enteresan daha şeyler var. Daha zor mesela, melodiler sonsuz çile vardır. Mesela ne acayip evet. Derler falan. Tabii. Nasıl Ahçam seviyorum. Peki? Benim evde, kimliğimi sokakta, müzik kariyerime değer katan şarkıdır. Bir de ah canım senin ismin oldu vesaire. Yani o şarkıyı mesela gündüz gece hatırlıyor musun yaptığın anı? Hatırlamıyorum açıkçası. Gerçekten hatırlamıyorum. Gündüzdü sanıyorum. Pozitif düşünceler kazanır. Ha, o elma ağacının altındaki... Evet. Hasret geceydi galiba. Bir gece yazmış olabilirim. Albümün yazdığım şarkıları aslında tam olarak hatırladığımı söyleyemem genel olarak. Çünkü benim real ve sürreal bir hayatım vardır. Yani benimle çok yakın hayatı paylaşan insanlar şey demiştir. Yani uyuyor musun, geziyorsun, ne zaman uyuyorsun, ne zaman... Çünkü ritmim şey değil yani, sadece gece çalışırım, gündüzleri yatarım, yok. Ben öyle uyur gezer bir tipim. Ve sürekli olarak bir zamanlarda ve son 10 yıldır mesela gerçekten rüyalarımda gelir ve şarkıları çalışmıyorum. Yani yazarken oturup piyano falan filan da çalmıyorum artık yani. Vahey gibi geliyorlar bana. Çok güzel. Yemin ederim. Çok enteresan. Böyle geliyor mesela, evet, yeni albüm için şarkılarda da öyle. Ayrı bir geliyorlar, boyuttasın oturuyorum. O zaman. Evet, oluyor. Ama bazen şöyle bir şey oluyor mesela, Hey Koca İstanbul isimli bir şarkım var. 5. albümde paylaşacağım. Hatta Salih Sakan'ın İstanbul Lounge albümünde paylaştım bile. O albüm çıktı ve o şarkıyı mesela sözlerini yazarken İstanbul'da sokaklara düştüm gecenin, kış günüydü. Yağmur çamur sabaha kadar yürüdüğümü hatırlıyorum. Niye peki? Yani canımı sıkıntı? Şarkıyı yazdım. Şarkının aranjesini yazdıktan sonra hikayesini yani 10-15 yılı bu şehirde yaşamış birisi olarak bir şarkı yazma hakkım olduğunu düşündüm. Şehre bir şarkı yazma. Şehre evet, İstanbul'a ve hikaye gelmedi orada evde, stüdyoda ve ben dışarıda yaşamaya başladım ve doğal olarak da o süreçte mesela sabaha karşın hatırlıyorum Mete'ye gelmiştim Özgencil'e. O da hemen Mete dedi ki Ahmet çok güzel, bu çok güzel, şurada şunları yazalım, şunlar nasıl, bak bayıldım. Oldu bitti, bu kadar. Oldukça yani, enteresan. Evet. Her şarkının kendine ait bir üretirken bir hikayesi, yaşanan mekanlar, yaşanan insanlar tabii vardır. Bu bütün meslektaşlarım için de geçerli. Ben de senin de oldukça bu şekilde oluyor. Peki şimdi sen ve ben diyeceğiz. Belki biraz ritmimizi artıracağız ama birazdan da sevgili Ahçanım Ahmet yeni albümdeki küçük bir anekdotunu paylaşacak bizimle. Ve tabii ki birazcık da yeni projelerini konuşacağız. O zaman sen ve ben diyelim mi? Diyelim Michael. İşte RSFM ve sen ve ben RSFM'de.